Hocam sağlam olmayan bir yazarın tefsiri elimde var. Ancak içerisinde Kur'an-ı Kerim de yazılı. Ne yapmalıyım? Nasıl imha etmeliyim hocam? Yani sağlam olmayan gerçekten kendisi ehli sünnet çizgisinde değil. İşte bazı ifadeler gibi hiçbir tefsire bakmadan tamamen bir tefsir yazdık tabiri caizse. E o zaman bu bir beyhude bir tefsir oluyor. Başıboş bir tefsir. Hiçbir yere bakmadan nasıl yapabiliyorsun? Kolpayas. Hiçbir ha yani hiçbir kitaba bakmadan ben tıpla ilgili kitap yazdım. Hiçbir şey okumamış tıpla ilgili kitap yazıyor. Sallıyorsun o zaman. Allah aşkına e böyle bir şey olabilir mi? Burada ki böyle bir yalan, yanlış dolu tefsirler, adı tefsir e bunların imha edilmesi yerinde olacaktır. Şimdi bunların geriye dönüşüme verilmesi hususu biraz ihtilaflıdır. Çünkü orada ayetler var. Ayet-i kerime yerlere atılması, ayakların altına çiğnenmesi çünkü o geriye dönüşümde. İcabında o kitapların üzerine de basmaz. Hele ki Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i geriye dönüşüme vermesinler. Bak kesinlikle diyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunamıyorsun. E geriye dönüş verildiği zaman orada binlerce kağıt, karton, gazete yaprakları şimdi oradakilere ben bir şey diyemiyorum. Evet. E, devasa kamyonlarla malzeme yere dökülüyor. Onlar adam ne yapıyor? Geriye dönüşüm yapıyor. E Kur'an-ı Kerim o esnada adam abdesi yoktur. E Kur'an-ı Kerim üstüne basacak Allah muhafaza. E iman edilir adam çılgına döner. Ya ben nasıl yaptım bunu diye vesaire. Onun için Kur'an-ı Kerim ecdat bir yere ayak basılmadığı gömülmesi. Eğer böyle bir ortam yoksa o zaman yakılıp külünün bir ağacın dibine veya yani ayak basılmadığı yere defnedilmesi meseleleri olacaktır. Evet yani bunu geriye dönüşüme verebilir yani. Evet, evet hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.